Evet, kuzu inciğimiz hazır. Merhaba arkadaşlar. Bugün lokum kıvamında, lokantalardaki lezzetiyle terbiyeli kuzu inci haşlama yapacağız. Dilerseniz önce malzemelerimizi sayalım. 6 adet kuzu inciğimiz var bizim. Tabii size tercihinize bağlı kaç tane kullanmak istersiniz, kaç kişilik yapmak isterseniz bu sayıyı değiştirebilirsiniz. 4-5 tane havucumuz var. 4 tane küçük soğanlarımız var. Böyle soğanlarımız küçük küçük aldım ben. Bütün kullanacağım çünkü hiç doğrama işlemi yapmadım. O yüzden küçük soğanlar kullanıyorum. Maydanozumuz var. Limonumuz var. Terbiye yaparken de bir yemek kaşığı un kullanacağız. 4 adet falan da patates kullanacağım ben. 3 veya 4 adet patates kullanacağım. Ama şimdi patatesleri daha aşama aşama yapacağımız için şu an patates lazım değil bize. O yüzden onları soymadım kararmasınlar diye. Önce kuzu inciklerimizi bir mühürleme işlemi yaptıktan sonra haşlamaya başlayacağız tenceremizde. Önce kuzu inciklerimizi mühürleyeceğiz tenceremizde. Ocağımızın altını açtık. Yağımız kızmaya başladı. İnciklerimizi yavaş yavaş mühürleme işlemine geçeceğiz. Atalım bir tanesini. Bir tane de böyle atalım. Evet, inciklerimizi mühürledik. Tenceremize de bir miktar su doldurduk. Etlerin yüzeyine kadar diyeyim. Şimdi onları haşlamaya bırakıyoruz. Bir miktar haşlayacağız bunları böyle. Haşlandıktan sonra tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi inciklerimizi haşladık. Tenceremizden aldık. Suyunu da süzdük. Herhangi bir kemik parçası falan kalmasın diye içinde gene. Bazen kemik kırıntıları kalabiliyor. Şimdi ne yapacağız? Şimdi artık terbiye kısmına geçeceğiz. Şimdi bir tane havucumuzu rendeleyeceğiz. Bu en ince tarafıyla bir tane havuç rendeleyeceğiz. Tenceremize sıvı yağ koyduk. Havuçla başlayacağız orada. Bu hem renk katacak havuç, hem de daha güzel bir aroma verecek. Havucumuzu rendeledik. Şimdi sıra geldi sebzelerimizi bölmeye. Onları da şöyle kalın yerlerini şöyle ikiye bölebiliriz. Evet. Bunu da yine aynı şekilde. Çok fazla kısa yapmaya gerek yok ince yerlerini. Evet, bunlar da tamam.
Bunu da yine aynı şekilde yapalım. Patateslerimizi de çok fazla küçük yapmayacağım, erimesinler diye. Hatta böyle bu şekilde bile koyabiliriz yani, ikiye bölüp. Şimdi ocağa geçiyoruz. Limonumuzu da gene böyle şey yapalım, hazırlayalım onu da. Şöyle kesip bu şekilde birkaç tane atacağım içine. Hem kabukları hem de ekşisi biraz aroma versin. Şimdi ocağa geçelim, havuçlarımızdan başlayalım. Gene aynı tenceremizi kullanıyorum. Bir miktar yağ koydum. Havucumuzu koyacağız şimdi. Havuçlarımızı biraz döndürdükten sonra soğanlarını, ununu koymaya devam edeceğiz. Hafiften ölmeye başladılar. Daha sonra bir kaşık unumuz vardı, onu da koyalım. Altın ocağımızın kısalım. Evet. Soğanlarımızı da atalım böyle bütün bütün. Süzmüş olduğumuz suyumuzu da koyalım. Şimdi inciklerimizden de koyalım içine. Yavaş yavaş. Ara boşluklarını da dolduralım böyle fazla şeyleri. Bunları da koyalım şöyle. Evet. Zaten etlerimiz de tenceremiz doldu neredeyse. Tuzunu da atalım. Çok az da karabiber atıyorum. Evet arkadaşlar, limonları da şöyle koyalım.
Evet. Suyu harika oldu. Kemik suyu ve havuç mükemmel bir şey yaptı. Rengini görüyor musunuz? Çok güzel oldu arkadaşlar benim. Son olarak da bir tutam maydanozumuz var arkadaşlar. Şöyle bir tutam maydanoz koyalım. Bir tutam da şuraya koyalım. Tamam. Şimdi kapağını kapatalım. Pişmeye bırakalım yemeğimizi. Kısık ateşte yavaş yavaş pişecek. Piştikten sonra görüşmek üzere. Evet, kuzu inciğimiz hazır. Servisimizi yaptık. Yiyenlere afiyet olsun. Beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı, kanalıma destek olmak için de abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.